Hoş geldin demek, hoş geldiniz demek istiyorum. Yuvarlak Masa'nın ikinci nüshasındayız. İlk nüshada GDP konuştuk, gayri safi milli hasıla. Bu programın kaydını Arka Ekonomi'nin YouTube kanalında bulabilirsiniz. Linki chatten paylaştık. Şimdi ikinci nüshada faiz konuşacağız. Bu sefer Yuvarlak Masa'nın bir ucunda İlhan Dövüş Hoca var. Berlin'den katılıyor aramıza. Kendisi Almanya'da Hamburg Üniversitesi'nde doktorasını bitirdikten sonra araştırma görevlisi olarak devam etti çalışmalarına. Şimdi de bağımsız iktisatçı olarak çalışmalarına devam ediyor. Öbür tarafımda geçtiğimiz haftada konuğum olan sevgili Ömer Özgen var. Ömer de Boğaziçi'nin ardından Oxford'da kalkınma çalışmalarını yürüttü. Bugün beraber faizi konuşacağız. Faizi nasıl konuşacağız? Önce nedir, tarihçesi nedir? Biraz bundan bahsetmemizi isteyeceğim. Ondan sonra faiz kime yarar, neye yarar, kime yaramaz? Biraz bundan bahsedeceğiz. Toplumsal etkileri nedir faizin? Ardından da ortodoks ve heterodoks yaklaşımlardan faiz enflasyon ilişkisinde bahsedeceğiz. Ve Türkiye'nin son yıllarda faizi olan deneyleri ve bu deneylerden neler çıkardığımıza değinmek isteyeceğim. Hem konuklarım Ömer Özgen, İlhan Dövüş'e hem de katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum. Başlayalım o zaman. Evet, faiz nedir? Ömer, sen başlatmak ister misin bize? Tabii ya aslında faizi açıklamak çok kolay değil bir taraftan. Bir taraftan da çok kolay. Hayatımızın içinde girmiş bir kavram. Faiz aslında çok temelde paranın zamansal değerini ölçtüğümüz bir metot diyebilirim. Sonuçta biri bir borçlandığında o parayı genelde bir faizle ödüyor birçok ekonomik sistemde. Bu da günümüzde karşılaştığımız faizin çok temel bir halk içinde tanımı. Ama tabii tarihte çok daha geriye giden bir kurum olduğunu belki medeniyetle eş zamanlı olarak yükseldiğinde söylemek lazım. Yani Sümerlerden biri hayatımızın içinde var olan bir kavramdan bahsediyoruz diye bir girizgah yapayım. Çok hani resmi olmayan bir girişle. Anladım. Yani sen bana 10 lira borç veriyorsun ama karşılığında benden 13 lira istiyorsun. Biz buna faiz diyoruz. Doğru mu anlıyorum? İlhan Hocam, bu noktada eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet, yani büyük ölçüde katılıyorum. Çok eskiye dayanıyor. Aslında paranın değeri, borcun değeri. Para da borçtur aslında. Yani para ne zaman ortaya çıkmıştır? Borç ilişkisi ortaya çıktığında, muhasebenin çıkışıyla. Aslında para muhasebesel bir kayıt. Double entry dediğimiz dört girişli. Ve kırılma noktası aslında Orta Çağ'da bence 1500-1400'lerde İtalya'da, Floransa'da bankacılığın kurumsallaşması. Çünkü öncesinde özellikle Hristiyan dünyada ve diğer birçok dinde hala İslam'da da faiz haram ve yasak. Ve o dönem biliyorsunuz ki kilise ekonomiye hakim. Hatta hala bile Avrupa'nın birçok ülkelerinde, Almanya'da da kilisenin büyük mülkiyetleri var, arazileri var ve o dönem kilise fiyat belirliyor, değil mi? İşte Osmanlıların nar sistemi var böyle. Fakat kent burjuvazisi bu durumdan rahatsız, fiyatların belirlenmesi ve kontrolünden ve kilisenin ekonomide bu kadar hakim olmasından ve sonra protestanlık, işte reform hareketleri vesaire ve bu ucile dediğimiz faiz yasağı kalkıyor. Ve ondan sonra bankacılık kurumsallaşıyor ve aslında ekonominin gelişimindeki kırılma anı bence o. Çünkü kredi olmadan, bankacılık sistemi olmadan siz bugün aklınıza gelen sanayileşme ve sanayiyle üretilen büyük kompleks ürünleri işte uçaktır, otomobildir, demiryoldur vesaire üretemiyorsunuz. Çünkü uzun dönemli finansmana ihtiyacınız var. Bankacılık sistemi de bunu sağlıyor. Sonra ayrıntısına girmek üzere kısaca şöyle söyleyeyim. Para özünde bir borç ilişkisi, yani borç verildiği anda ortaya çıkan bir mefhum. Borcun olduğu yerde de faiz var. Dolayısıyla geri ödeme riskiyle ilgili bir şey. Ve bu hemen hemen her borç ilişkisinin olduğu ekonomide var zaten. Bazen yasaklı, bazen değil. Ama faizin şu anki fonksiyonu da kompleks ekonomide birçok farklı noktaya evrilmiş durumda diye kısaca bir giriş yapayım. Harika, süper. Güzel, kısa bir tarihçemizi de aldık İlhan Hoca'dan. Böyle benim de aslında en başta değinmek istediğim konulardan biri
bu faiz nedir konuştuk. Tarihçesinden biraz bahsettik. Ve tarihçesinde İlhan Hoca'nın değindiği, benim de üzerine biraz gitmek istediğim bir nokta var. Aslında evet, faiz Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta bunların hepsinde yasaklanmış bir şey. Hristiyanlıkta 325'te İncil Konsülü'nde yasaklanıyor ve %1'in üzerindeki faiz tefecilik kabul ediliyor ve bu yasaklanıyor. Aynı şekilde Müslümanlıkta hem hadislerle hem de kutsal kitap Kur'an'da yasaklandığı konusunda ciddi bir konsensus var ilahiyatçılar arasında. Bu neden olabilir? Yani bir taraftan farklı tabii ki, hani buna dinsel bir yerden yaklaşalım diye değil, ama sonuçta bu dinlerin topluma dayattığı bir takım kurallar. Bir topluma faiz neden yasak diye dayatılabilir? Yani belli ki bir çeşit toplumsal zarar görüyor burada bu dinde önde gelen kişiler ve faizin yasaklanmasına karar veriyor. Dolayısıyla bu toplumsal risk ne olabilir faizde? Ve işte %1'in üzerinde tefecilik dedik. Tefecilikle faizin arasındaki fark nedir? Yani sadece %1'i aşan mı, %3'ü aşan mı? Hani bir sayı var ve o sayıyı aşınca tefecilikten bahsediyoruz, yoksa faizle tefecilik arasında aslında herhangi bir konseptsel fark var mı? İlhan Hocam, siz ne diyorsunuz? Yani şöyle, şimdi tabii ben bir ilahiyat uzmanı değilim ya da dinler tarihi. Ama çok eskiden yaptığım okumaları hatırladığım, en azından Kur'an için gelen ayetlerin bazılarının o dönemki sosyal çatışmalara ve güç ilişkilerine tekabül eden metinler veya mesajlar olduğuna dair analizler var işte. Yani başörtüsünün gelmesi ya da işte vergiyle ilgili şeyler ya da mirasla ilgili şeyler. Şimdi faiz aslında bir rant. Yani İslam'da riba deniyor. Hani genel karşılığı belki tam faiz değil, riba olarak çevrilmesi, rant olarak çevrilmesi gerektiğini söyleyenler de var. Şimdi rant da aslında biraz haksız kazanç gibi yani. Ama monopol rant de var değil mi iktisatta? Hani monopol pozisyonundan kaynaklı elde ettiği hakkı olmayan kar ya da normal bir rekabetçi piyasaya göre elde edebileceği karın üzerindeki kar olarak tanımlıyor. Dolayısıyla aslında biraz haksız kazanç olarak görünüyor. Ama şimdi dinin de bir var, oluş sebebi var, bir temel mesajı var. O da işte adalet ve hakkaniyet. Hani oradan bakınca emek vermeden elde ettiğiniz bir gelir oluyor faiz. Hani dinler ne kadar biz sol cenahtan baktığımızda dindarlar da daha sağ siyasette yer alsalar bile dinlerin içinde taşıdığı temel mesaj var. O da adalet yani. Bunu öyle bir dertleri var. Ha, kendi içinde o güç ilişkileri içinde farklı yorumlanıyor bir şey ama kendini öyle konumlandırıyor. Şimdi orada olunca da emek vermeden elde ettiğiniz gelirin bir şey olmaması gerekiyor dini açıdan. Meşruiyeti olması gerekiyor. O yüzden de yasaklanıyor. Ses gelmiyor. Mikrofonu kapalı. Kusura bakmayın, yanlışlıkla kapamışım. Evet, Hristiyan filozof Saint Aquinas da benzer şekilde yine bir haksız kazanç olarak yorumluyor faizi. Çünkü çifte fiyatlandırma diyor. Hem parayı hem de o parayı işletme hakkı için bir ücret aldığımız gerekçesiyle. Yani dediğiniz gibi hakkaniyet temelli bazı itirazlar var faiz konusunda. Dolayısıyla yani faizin hakkaniyetli olup olmadığı konusunda Ömer, sen eklemek istediğin bir şey var mı? Ya da faizsiz bir dünya mümkün mü? Daha önce İlhan hocamız hani bazı büyük sermaye isteyen girişimlerin bunsuz olamayacağını, borçlanma en azından olamayacağını söyledi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Faiz hakkaniyetli mi? Eğer değilse zorunlu bir kötülük mü? Ya da bir kötülük mü? Ya ben aslında biraz daha başka bir perspektiften bakıyorum olaya. Yani ben bunun özellikle tarihsel perspektiften siyasi bir karar olarak, bir politika tercihi olarak okunması gerektiğine inanıyorum. Yani biraz aslında faizin ve borcun kökenine baktığımızda da onu görüyoruz. Yani işte Sümerler'de ilk antik tabletlerden süre gelen bir borç kavramı var. Maaş diye bir kavram var. Yani bir faiz. Nasıl bir onun da kökenini etimolojik olarak buzağa bağlıyorlar. Yani nasıl bir buzağa yumurtluyorsa, yani yeni bir şey doğuruyorsa
Verdiğiniz borç para da buzağı gibi yeni borç paralar doğurmalı. Siz de bunu faiz olarak borcu alan kişiye ödemelisiniz aslında. Şimdi zaten özellikle bu bereketli Hilal bölgesindeki kamu maliye projeleri ve ticaretin gelişmesiyle bu kurumun hayata geçmesi biraz kaçınılmaz. Ama şöyle bir şey var. Mesela oraya baktığınızda özellikle Sümerler'de kral değişimlerinde bu kadar kuvvetli bir borç kültürü olan bir medeniyette bile şey görüyorsunuz. Bir kral kişilerin arasındaki borç ve faiz ilişkilerini değiştirebiliyor. Söz gelimi o dönem faizi bir anda kaldırıp borçları iptal edebiliyor. Tamamen kendi meşruiyetini yaratmak ya da halk kitlesinin desteğini alabilmek için. O yüzden aslında ben biraz dinlerin ve toplumsal hareketlerin faizi olan tutumunu burada görüyorum aslında. Genel kitleden destek alabilmek için alındığını düşünüyorum. Bunun yadsınamaz bir tarafı var. Çünkü genelde borçlular yani yoksul halk kesimi bir liderin etrafında toplandığı zaman borçları iptal etmek, faizi iptal etmek, faizi düşürmek popülist bir karar oluyor ve bu hareketlerin kesinlikle buna ihtiyacı var. Yani Roma'da da aynı şey var. Bütün medeniyet gelişiminde de benzer trendler görebiliyoruz. Yani bu borcun ve faizin iptali meselesi çok bence önde gördüğümüz bir şey. Hakkaniyetin de daha ötesinde politik bir tercih diye düşünüyorum. Kimin çıkarını temsil ettiğinizle alakalı bir konu. Süper. O zaman ben de onu sormak istiyordum. Yani kimin çıkarını gözetir? Mesela yüksek faiz diyelim. Yüksek faiz kimin çıkarını gözetir? Yani buna özellikle mesela sanırım senin de söylediğin anladığım kadarıyla biraz toplumsal bir yerden, sınıfsal bir yerden bakmamız lazım. Dolayısıyla yüksek faiz sınıfları nasıl etkiler? Sermayeyi nasıl etkiler? İş gücünü nasıl etkiler? Emekçi halkı nasıl etkiler? İlhan Hocam size dönüyorum bunun için. Yani şimdi ben şöyle başlayayım. Güncele getirirsek, madem tarihi Evet. kapattık galiba tarih parantezini. Ben şöyle diyorum. Faizi çok yüksek ve sert ve sürekli arttıracağınızı düşünüyorsanız aslında faizle çözülemeyecek bir sorununuz var demektir. Sorununuz başka yerde daha derin. Faiz hiç mi arttırılamaz? Arttırılır. Ani bir şok olur. Değil mi? Kur hata olur, bir şey olur. Dışsal bir sebeptendir. İşte Ukrayna Savaşı çıkar, bir şey olur, tamam yapar. Ama sonra geri getirmek üzere. Yani her ay %30, %6, %7 sürekli yani. Orada faizle çözülemeyecek. Yani bu şeye benzetiyorum biraz. Yani ben öyle analizlere çok sıcak bakmıyorum ama ağrı kesici. Yani siz eğer migreniniz varsa migren yapısal bir sorun. Sıradan 40 yılda bir çıkan baş ağrısı değil. Hep olunur. Şimdi yani hep sürekli ağrı kesiciyle şey yaparsanız ya, o zaman vücudun eşiği artıyor ve daha fazla ağrı kesici alma sonucu vesaire. İkincisi de faizi düşürmek ekonomiyi Hocam kesildiniz galiba İlhan Hocam. Ha, evet, şimdi geri geldiniz. faizi düşürmek Erdoğan'ın sandığı gibi ekonomiyi tetiklemiyor, yatırımları tetiklemiyor. Ekonomiyi iyileştirmeye yardımcı olmuyor. Ama faizi arttırmak ekonomiyi kötüleştiriyor. Yani burada bir Ondan şey... biraz bahsedelim. Yani o mekanizmanın nasıl çalıştığını belki hani daha basit bir yerden anlatmaya çalışalım. Çünkü politik bir tercih dedik faizi artırmak ya da indirmek. Dolayısıyla birilerinin çıkarlarını ötekilerinin üstünde gözetmek. Yani politik bir tercih demek aslında bu. Zaten o Dolayısıyla yüksek faizden farklı kesimler nasıl etkileniyor? Ve hani oradaki mekanizma ne? Yani yüksek faiz dediğimizde siz bana 10 lira verdiğinizde işte %1 faizde 11 lira %10 faizde 11 lira geri alırken %50 faizde 15 lira geri alıyorsunuz. Bu o zaman hani borç veren için iyi bir şey midir yüksek faiz ya da neyi etkiler borç alanı mı nasıl etkiler tüketiciyi nasıl etkiler üreticiyi nasıl etkiler biraz bundan bahsedelim istiyorum ben. evet, tam da o yani. Şimdi o yüzden faizi biz heterodoks kanat bir bölüşüm enstrümanı olarak görüyoruz. Yani rantiyer sınıf faiz kime yarar dediniz? Rantiyer sınıfa. Çünkü faiz bir rant geliridir. Yani üretimin üç girdisi var değil mi? Emek, sermaye, doğa. Bir de hani bilgiyi katabilirsiniz. Şimdi yeni katıyor. Bir de işte doğa dediniz toprak aslında. Toprak sahibi rantiyer yani. Şimdi
bina üretimin yer o binanın sahibi diye bir gelir elde ediyor, rant diyor ona. Şimdi dolayısıyla faiz de öyle bir şey. Yani size borç veriyor ve onun karşılığında para elde ediyor. Emek harcamadan, bir risk almadan şimdi. Dolayısıyla bir rantiyer sınıfa giriyor. Ama faizi düşük tutmak da Erdoğan'ın bir siyasi tercihiydi. Yani o yüzden benim meslektaşlarımın hükümet Şimdilik iktidar Türkiye güncelinden bahsetmeyelim. Şimdilik faizin halkın farklı kesimlerini, üreticiyi, tüketiciyi, sermaye sınıfını, emekçi sınıfını nasıl etkilediğinden bahsetmek istiyorum. Herhangi bir ülkede. Yani yüksek faiz beraberinde neyi getirir? Toplumsal kazançlar, kayıplar olarak. Yüksek faizin kazananı kimdir, kaybedeni kimdir? yüksek faizin şöyle. Diyelim ben 80'den beri bir işçi olarak işçiler maaşları yeterince artmadığı için ne yaptılar? Kredi çekmek zorunda kaldı. Yani ev alabilmek için, otomobil alabilmek için, bir tatile gidebilmek için, bir beyaz eşya almak için kredi çektiler. Şimdi dolayısıyla hem maaşınız baskılanmış hem de gidip kredi çekmişsiniz. Maaşınız baskılandığı için siz alabilmeniz gereken maaşın altında, hak ettiğiniz maaşın altında gelir alıyorsunuz. Hem de gidip onun bir kısmını faize veriyorsunuz. Şimdi dolayısıyla iki defa artı değer. İkincisi de şimdi yüksek faiz ben faizler %8,5'tu, %30'a çıktı. Benim borçlu Türkiye'nin ya da başka birçok Amerika'nın da borç gelir oranı çok yüksek. Yani borcunuz borçla çevirebilen insanların oranı çok yüksek. Dolayısıyla siz faizi birden sert yükselttiğinizde insanları ve hane halklarını, firmaları iflasa sürüklüyorsunuz. Borçlanmanın yükü İflasa sürük. artıyor. Evet, borç. Çünkü borcumu çeviremiyorum. Şimdi ben 5 bin lira maaşım var. Ondan zar zor arttırarak ayda 300 lira borcumu ödüyorum taksit. Sen faizi %50'ye çıkarttığında ben 1.000 lira ödemek zorundayım. Onu ödeyemiyorum 1.000 lirayı. O yüzden de mesela faizler arttığı zaman ev fiyatlarında Amerika'da, Almanya'da düşüş oluyor. Çünkü insanlar o mortgage kredini ödeyemediği için evlerini bir an önce satmaya çalışıyor ve ev fiyatları düşüyor mesela. Şimdi hep burada bir bölüşüm hikayesi var. Yani sadece emek sermaye değil, hane halkları arasında da ve daha önemlisi finansal sektörle finansal olmayan sektör arasında bir bölüşüm. Çünkü ben diyelim bir firmayı yatırım yapmak için kredi çektim. %5 kredi faizi ödedim. Elde ettiğim hasılatın ya da karının bir kısmını götürdüm. Mevduata yatırdım. Onun karşılığında %3 şey elde ettim. Mevduat faizi. %2 fark var. O %2 fark da bankanın karı. Benim giderim. Yani dolayısıyla bütün finansal olmayan sektör arasında, hane halkları arasında, emekle sermaye arasında bölüşümü etkileyen bir husus. Tamam. Şimdilik burada bir virgül koyalım İlhan Hocam. Ömer sen devam etmek ister misin? Bu bölüşüm tercihini sen nasıl görüyorsun? Yüksek faiz beraberinde neyi getirir, neyi götürür? Yüksek faizden işte finansal sektör, finansal olmayan sektör dedik, sermaye, işçi dedik. Yüksek faiz oyununun kazananı ve kaybedeni kimlerdir? Faydası kimedir, zararı kimedir? Yani hoca aslında çok güzel bir giriş yaptı. Bence çok hani temel bir bakış açısında çok doğru. Ben sadece biraz daha kompleks olduğunu düşünüyorum. Tabii yani çok kompleks ve birbirine iç içe geçmiş bir ekonomik sistem içindeyiz. Yani mesela şu an atıyorum düşük faizler şu an yükseldiği zaman banka iflasları görüyoruz mesela bir taraftan da. Çünkü hani siz belli bir şeyden bono alıyorsunuz. Onun faizi arttırdığında yani genel olarak faizler piyasada arttırdığında sizin elinizdeki bononun değeri düştüğü için siz bu dönem batmak durumunda geçiyorsunuz. Yani biraz aslında şey örneğin bizim yine tarihsel perspektifte konuştuğumuz faiz ilişkisiyle şu anki faiz ilişkisinin biraz daha kompleks olduğunu düşünüyorum ben. Ama temelde tabii ki şöyle bir şey var. Yani eğer hiçbir şeyiniz yoksa yani bir have notsanız bir wealth'ınız yoksa, servetiniz yoksa bir servet inşa etmek istiyorsanız yüksek faizler sizin sınıf atlamanızın önünde büyük bir engel oluşuyor. Çünkü iş kuramıyorsunuz. Özellikle bu poverty trap dediğimiz yani daha yoksul olanların yoksulluk
tuzağından kaçması için bir borç almaları gerekiyor çok temelde. İşte o parayla küçük gidip küçük yatırımlar yapmaları gerekiyor vesaire. Örneğin bir çay arabası alması gerekiyor. Faizlerin yüksek olduğu senaryoda bunu yapamıyorsunuz. Yani en alt kesimin sermaye erişimi ciddi şekilde kısıtlanıyor. Ama faizlerin çok düşük olduğu senaryoda da yine benzer bir aset balonu oluyor bu sefer de. Bu sefer de çok başka bir sorun yaşıyor yine jenerasyon, yani bu parası olmayan kesim. O yüzden aslında oyun biraz çok değişti bence modern sektörde. Çünkü çok kompleks ekonomik yapılardan bahsediyoruz. Çok birbiriyle bağlantılı finansal araçlardan bahsediyoruz. Ve ne yazık ki eğer faizi mantıklı bir range içerisinde, alan içerisinde tutmadığımız sürece yoksulların sermaye erişimini her türlü engellemiş oluyoruz diyebilirim. Süper. Çok teşekkür ederim Ömer. Biraz da o zaman hani bugüne gelelim ve buraya gelelim. Türkiye'ye gelelim. İşte biz duyuyoruz mesela işte faiz arttırıldı, faiz düşürüldü. Kim bu kararları veriyor? Yani en azından teoriden bahsedelim. Yani teoride en azından kim veriyor? Güçler ayrılığı varsayarsak Türkiye'de ya da dünyada. Merkez bankaları burada bir rol oynuyor diye anlıyorum. Orada politika faizi deniyor, bilmem ne faizi. Yani buradaki faizler arasındaki fark nedir? Merkez Bankası'nın verdiği karar ne anlama geliyor? Onların bankalarla ilişkisi ne? Biraz o sistemden bahsedelim istiyorum. Yani bu verilen faiz kararları bize ulaşana kadar nerelerden geçiyor? Nasıl, o mekanizma nasıl çalışıyor? İlhan Hocam siz açıklamak ister misiniz? Tabii. Öncelikle Ömer Özcan'ın vurgusunu çok önemsiyorum, eklemesini. Önemli bir ekleme yaptı. Elbette düşük faiz varlık balonları yaratarak da gelir dağılımını bozuyor. 2000 sonrası bunu yaşadık. Ama oradaki eksik olan şey regülasyonlardı. Eğer gerekli regülasyon olsaydı bu düşük faizin yarattığı varlık balonlarının sebep olduğu ana mekanizma olan spekülatif borçlanma engellenebilirdi. Yani nedir o spekülatif borçlanma? Siz hisselerin %5 artacağını düşünüyorsunuz. Faiz %2, gidip %2 ile kredi çekersiniz. Gidip hisse alırsınız ya da işte neyse tahvil. Dolayısıyla da bir gelir elde edersiniz. Ama bankacılık sektörünün kriterlerini öyle tanımlarsanız, yok arkadaş şu koşullarda bu amaçla kredi veremezsiniz. Şunu tanımlamanız lazım gibi. Bu engellenebilir. Faiz nasıl belirleniyor? Bu aslında para meselesinin ve finans teorisinin veya para politikası meselesinin teorideki en önemli ayrım noktalarından bir tanesi. Bizim heterodoks ya da post Keynes, yani Keynes'in solunda yer alan ekol faizin Merkez Bankası tarafından dışsal olarak belirlendiğini söylüyor. Daha ziyade daha ana akım ortodoks neoklasik yaklaşım ise faizin kredi talebi ve mevduat arzının kesiştiği yerde piyasada belirlendiğini söylüyor. Yani içsel belirleniyor derken kastedilen budur. Dışsal belirleniyor derken bu iki faktörün dışında bir aktör tarafından belirlendi. Şimdi faiz neden Merkez Bankası tarafından dışsal belirleniyor? Biz bunu şöyle temellendiriyoruz. Çünkü para yokken yaratılıyor. Yani bankacılık sistemi, bankalar kredi verdiğinde ve hem bankaların bankası olan hem de hazinenin bankası olan Merkez Bankası da kamu harcamasını finanse ettiğinde, yani hazine bir harcama yaptığında parayı yoktan yaratırlar. Bu sadece basit bir muhasebe kaydıdır. Yani para deyince lütfen sadece elinizdeki nakit parayı düşünmeyin. Bu elinizdeki nakit para dünyadaki toplam para miktarının sadece %9'u. Yani %10'u kadar. Geri kalan %90 bilgisayar ekranında gördüğünüz bir rakam. Yani bilgisayar yokken de muhasebe kaydıydı. Şimdi ben banka girip kredi çektiğimde ve bankanın da onayladığı kriterlerine uyan, geri ödenebileceğine güvendiği bir kredi başvurusuysa benim mevduat hesabıma para geçiyor. Ama bunu elindeki topladığı, biriktirdiği mevduatlardan yapmıyor. Bunun nedeni. Çünkü buna yasal olarak imkanı yok. Ben bankaya mevduat koydum. Bu parayı size veremez. Benim paramı benim rızam olmadan size veremez. Zaten bankalık sistemine bakın. Mevduat miktarı, kredi miktarı eşit değil. Ve
muhasebe kayıtlarına bakın, kredi verdiği anda eğer mevduattan veriliyor olsaydı toplam para miktarı değişmemesi gerekiyordu. Ahmet'ten aldın, Mehmet'e verdin. Ama çok ilginç, kredi verdiği anda mevduat artıyor. Çünkü yeni para yaratıyor. O zaman peki neye göre? O zaman diyoruz ki para miktarı nasıl belirlenir? Merkez Bankası tarafından değil, paraya olan talep tarafından, piyasada üretim, tüketim ve yatırım tasarruf sahipleriyle olan paraya olan. O zaman para miktarı içsel, faiz dışsal. Eğer para yoktan yaratılıyorsa, yoktan yaratılan bir şeyin maliyeti olmaz. Maliyeti olmayan şeyin de arz eğrisi olmaz. Dolayısıyla arzla talep kesişmez. O yüzden faiz piyasada belirlenen bir şey değil. Ve bankacılık sistemi de kredi verdi, mevduat yarattı. O para dolaşıma girdi. Para öyle ekonomik sirkülasyona girdi. İşte siz ürettiniz, tükettiniz, maaş verdiniz. Maaş verdiğiniz işçi gömlek aldı. Gömlekçi gitti, sizin malınızı aldı. Para dolaştı, size geldi. Siz kredi borcunuzu ödediniz. Kredi borcunu geri ödediğiniz anda da para yok olur. Ve vergi ödediğiniz anda da para yok olur. Vergiyle kamu harcaması finanse edilmez. Şimdi bunları netleştirdikten sonra faizin nasıl bir fonksiyonu olduğu ve nasıl belirlendiği daha netleşiyor. O yüzden de şimdi 80'den beri ama daha ofisiyel olarak da 90'dan beri dünyada Amerika, Yeni Zelanda, Kanada, İngiltere merkez bankaları, 2002'den beri Türkiye Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi yapıyor. Faizi enflasyona göre belirliyor. Yani faiz kanalı enflasyonu baskılamak için. Dolayısıyla merkez bankaların burada faizi verirken baktığı şey 90'dan beri aslında daha öncesinde 1980 öncesinde Volcker var. Büyük şokları vererek enflasyonu düşürmeye çalışıyor. O zamandan beri merkez bankaların faizi verirken baktığı şey enflasyonu düşürmek. Ama bana kalırsa arka planda olan şey emeğin gayri safi milli hasıldan aldığı payı düşürmek. Süper. Bu noktaya Merkez gel. bankacılık Hem bunu. enflasyon faizi ilişkisine geleceğim. Önce şunu anlamaya çalışıyordum. Yani ben bankadan borç alıyorum ve aldığım borcun üstünde bir para ödüyorum. Bu faiz. Bu faizi banka mı belirliyor, Merkez Bankası mı belirliyor? Yani bankayla Merkez Bankası arasındaki bağ. Yani biz haberlerde politika faizi arttı dediğimizde neyden bahsediyoruz? Onu bir çok kısa Şimdi Ömer sen istersen Ömer sen çok kısa özetle onu, ondan sonra ben enflasyon ilişkisi için İlhan Hoca'ya geri döneceğim. tabii orada bir gösterge faiz belirliyor aslında. Bankacılık sistemi içinde Merkez Bankası gavernörü. Ters repo bir haftalık faizi örneğin bu. Bunun üzerine banka bir spread koyuyor. Topladığı mevduat ve dağıttığı kredi üzerinden. Kârlılığını belirleyen de bu spread oluyor. Bunu mesela bankacılık danışmanları sürekli ölçerler. Spreadimiz ne kadar, spreadimiz ne kadar. Bir banka bilançosu ve kârlılığı hesaplamak istiyorsanız da %90 bu spread'e bakıyorsunuz. O açıdan Merkez Bankası'nın verdiği kredi, yani belirlediği faiz burada bir gösterge faiz rolü oynuyor. Aynı zamanda şu an Türkiye'de şey çok yaygın. Bireysel anlamda nakit avans üzerinden borçlanma. Yani son iki senede inanılmaz oranlar vardı. Ve insanlar bundan zengin oldular. Mesela bu direkt regülasyonla belirlenen bir taban limit var. Bunun üzerinden nakit avans çekerek insanlar son iki senelik finanse ettiler örneğin. O yüzden Merkez Bankası'nın belirlediği faiz gösterge faiz oluyor ama örneklere bakarak ya bir spread yaratıyor bankalar ya da Gösterge faizi nedir? Mesela bankaları bağlayıcı bir şey mi? Ya da bankalara verdiği borçtan aldığı şey mi Merkez Bankası'nın? Ve o şimdi terimleri netleştirelim istiyorum hani katılanlar arasında. Sonra bir kafa karışıklığı olmasın diye. Bir de ondan sonra yarın yani yarın haberlerde Merkez Bankası bilmem ne faizini indirdi, şunu arttırdı dediğimizde bizim için bir anlamlı olsun o kelimelerin istiyorum. Ya benim hatırladığım kadarıyla bir haftalık ters repo faizi, Merkez Bankası'nın gösterge faiz dediğimiz şey. Bu da paranın maliyetini belirliyor aslında bankalara. Bankalar için. Yani bankaların Merkez Bankası'ndan borç alırken ödediği faizini mi söylüyor? Temelde kabaca böyle söyleyebiliriz, evet. Ama bizim borçlanmamız, biz bu borcu Merkez Bankası'ndan ben gidip alamıyorum bu parayı repo yaparak. Dediğim gibi bankacılık sistemi üzerinde bir sadece gösterge ve yol belirliyor diyebilirim. Ama bir taraftan da daha net şekilde belirlediği faizler var. Yani kredi kartı faizleri, nakit avans faizleri gibi direkt regülasyona belirlenen. Kredi kart faizleri mesela öyle merkezi olarak belirleniyor Evet. diyorsun.
Evet, ya bir azami bir şey belirliyor. Örneğin bu 1.89, 1.69'du 3 ay önceye kadar. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 3.5-4. Şimdi bunun bir asgari faizi belirlendiği için burada bize olan etkisi çok daha net, direkt gösterdiği için. Ben mesela şu an çevremdeki herkes nakit avans kullandığı için, tamamen bireysel kullanıcı perspektifinden söylüyorum, benim gösterge faizim çok uzun süredir bu mesele. Orada çok daha direkt etkisi olduğu için Merkez Bankası'nın, bana daha şey geliyor, görünebilir ve ilüstratif geliyor diyebilirim. Süper. Başka bakalım. Bir taraftan şimdi çete bakıyorum. Melih Efeoğlu enflasyon ilişkisiyle ilgili bir şey yazmış. Şimdi ben de zaten konuyu ona getireceğim. İnci Özer de heterodoks politika lardan bahsetmiş ve ondan sonra kur korumalı mevduatın buna nasıl etki ettiğine. Önce bir bu enflasyon faiz ilişkisini etraflıca konuşalım istiyorum. Çünkü İlhan Hoca'nın bu konuda oldukça tutkulu olduğunun farkındayım. Bir o açıklasın istiyorum bize. Ondan sonra Ömer senden de ortodoks yaklaşımı merak ettiğimi söyleyeceğim. Senden de ortodoks yaklaşımı duymak isteyeceğim. Ondan sonra İnci aramızdaysa onun ister bağlanarak ister onu bağlanmak istemiyorsa sorusu üzerinden bu kur korumalı mevduatı ve Türkiye'nin yakın zaman tecrübesini faizle konuşacağız. Evet, nedir bu ortodoks heterodoks hikayesi? Zaten başta da dinlerden bahsettik, şimdi de ortodoks heterodoks diyoruz. Nedir bu ilahiyat yayını mı demesin kimse. Nedir bu ortodoks heterodoks? Nelerden bahsediyoruz biz bunu dediğimizde? İki tarafında en iyi argümanı nedir mesela? İki tarafında hani en iyi ışıkta görecek olursak. İlhan Hocam. Nerede ayrılır diye soruyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi önce tabii en başta söyleyeyim, bizi ayıran ilk şey paranın içselliği meselesi. Para arzının içsel ve faizin dışsal olduğu meselesi. İkincisi de arz mı daha belirleyici, talep mi daha belirleyici? Bu sorulara verdiğimiz yanıtlar bizi ayırıyor. Yani ilk kavgamız oradan. Sonra oradan çatallanıyor. Çünkü ona verdiğimiz cevaplarla diğer konularda, diğer iktisadi fenomenler arasında kurduğumuz ilişki de farklılaşıyor. Yani faizi etkisi, bütçe açığının enflasyon, talep enflasyon sebep oluyor mu, arz mı, hepsi bu soruya verdiğimiz cevapla farklılaştırıyor bizi. Şimdi ortodoks hakim yaklaşım. Dünyanın bütün ana akım üniversitelerin %95'in ekonomi departmanı neredeyse hakim olan ve partilerin danışmanlarının hepsinin sorgulamadan kabul ettiği yaklaşımlar. Şimdi ilginç olan bizim ekolün öncü isimleri Kaletski, Michail Kaletski Polonyalı, işte Nicolas Kaldor, Hyman Minsky, Bizim Newton vesaire. ekol dediğiniz siz heterodokslar adına mı konuşuyorsunuz? Keynesyen ya da heterodok. Onlar bir dönem dünyanın öne gelmesine ders verebiliyordu. Hatta bugün Amerika'nın Maliye Bakanı olan ve bir önceki Merkez Bankası Başkanı Yellen 1980'de post-Keynesyen fiyatlama teorisinde makale yazmış. Bu kadar yok sayılmıyordu, göz ardı edilmiyordu. Şimdi ben mesela Exeter Üniversitesi'nde doçent olan, associate profesör olan birini biliyorum. Kaletski'yi, Minsky'yi duymamış Kaldor'u. Yani bunları duymadan da doçent profesör olabiliyorsunuz. Çünkü o kadar dışlandı. Ve bu heteros kelimesi de Türkiye gündeminde yoktu. İşte biz pandemi sürecinde eve kapandığımızda kapıştık meslektaşlarımızla. Sonra tartışma Nurettin Nebati'ye kadar gitti. Ama hep şunu vurguladık. AKP'nin ve Nebati'nin politikasının heterodoksiyle alakası yok. Onlar yaptıklarına kılıf uydurmaya çalıştılar. Şimdi bu Çünkü bizde Ergonomics'e mesela ayrı bir parantez açacağım, ortodoks ve heterodokstan bağımsız. Şimdilik hani bu yaklaşımların genel farkını anlayalım istiyorum. Az önceki şeyi tamamlayacak olursam soruyu, faiz nasıl belirlenir? Merkez Bankası politika faizi belirliyor. Bankacılık sektörü Ömer'in söylediği gibi bunun üzerine markup, bir kar marjı koyuyor. Kredi faizini belirliyor. Çünkü ben banka kredi verdiğimde benim yarattığım mevduat benim bankada kalmasının garantisi yok. Başka bankada hesabı olan birisine ödeme yapabilirsin, tahvil alabilirsin, hisse alabilirsin, ithalat yapıp yurt dışına gönderebilirsin. Bu durumda benim bankamdan mevduat kaçar.
Bu mevduat karşılığında benim ilk yapacağım şey Merkez Bankası'ndan rezerv para almak. Şimdi Merkez Bankası normal bizim harcadığımız parayı yaratmaz. Merkez Bankası rezerv para yaratır. Bu açık piyasa işlerinde Ömer'in söylediği şekilde bir haftalık repo faizi çerçevesinde bankalara rezerv para verir. Bankalar bu rezerv parayı ne yapar? Hem o likidite açıklarını kapatır ya da tahvil alır ya da bankalarsa ödemeleri yapar vesaire. Şimdi dolayısıyla politika faizi kredi faizini belirliyor. Şimdi kritik olan şu. Amerika'da 1990'dan sonra kredi faiziyle politika faizi farkı %3'te sabitlenmiş durumda. Hiç artmıyor. %3 fark hep. Politika faizi, kredi faizi farkı. Yani %3 markup koyuyor bankalar. Türkiye'de ise gayet olarak. Çünkü herkes kası karşılamıyor. Yani sistemin 100 lira ihtiyacı varsa 80 lirasını veriyor. Geri kalan 20 lirayı da banka ne yapıyor? Ya gidiyor başka bankadan borçlanıyor. Ya mevduat faizini arttırıp mevduat çekmeye çalışıyor. Ya da tahvillerini satıyor. Tahvil satınca tahvil faizleri. Dolayısıyla faizler oynaklaşıyor. Bu da finansal istikrarsızlık yaratıyor. Yani o yüzden biz Merkez Bankası faizi belirlediğimiz dediğimizde gelen bu itirazlardan açıklaması bu. Eğer Türk bankacılık sistemi ya likidite fazlası verseydi Amerika'da olduğu gibi yani bankaların verdiği krediden daha çok mevduatı olsaydı bütçe açığı sayesinde ya da Almanya'da olduğu üzere cari fazla sayesinde ya da quantitative easing yaptılar miktarsal genişleme 2008 sonrası bu sayede ya da Türk Merkez Bankası bankacılık sisteminin bütün likidite ihtiyacını tam karşılasaydı faizler bu kadar oynak olmazdı. Şimdi bunu anladığımız zaman bütçe açığıyla faizin bir ilişkisi olmadığı netleşiyor. O zaman bütçe açığı kamu harcaması olursa bütçe açığı artar, enflasyon olur diye ekonomiyi iyileştirecek, işsizliği azaltacak, yoksulluğu azaltacak programların karşısına getirilen ana akım itirazların bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden bana mesela bir arkadaşlarıma şu, bu para arzını içseri niye bu kadar önemsiyorsunuz? Çünkü ilk düğme orası. Ve orayı yanlış iliklerseniz, onun üzerine bina ettiğiniz ilişkiler ağı ve kurduğunuz ekonomi politikası değişiyor. Bizim bütün vurgumuz emeğin ve yeniden bölüşümün önünü açacak bir iktisat politikasının temellerini sağlayan bir teorik şey sunmak. Yani eğer para arzı derseniz, faiz de piyasada belirlerseniz, evet o zaman bütçe açığı faizi arttı. O zaman talep enflasyonu yaratır. O zaman bizim de maaşları baskılamamız gerekir. Kemer sıkmamız gerekir. Doğru. Ama öyle değil. Bizim derdimiz o yani kısaca. Evet, Ömer sen bu duyduklarına ne kadarına katılıyorsun, katılmıyorsun ya da mesela bir ortodoks iktisatçı buna ne derdi diye sormak istiyorum. Öncesinde chatte Aslı'dan İlhan hocamıza müjde var. Almanya heterodoks ekonomistlerden politika danışmanlığı almaya başladı. Enerji fiyatlama regülasyonunu değiştirdi 2023'te diye. Dolayısıyla aslında tartışmanın güncel, evrilmekte olan bir tartışma olduğunu görüyoruz. Evet Ömer, İlhan hocam bir şey mi ekleyecektiniz? Dedim arkadaşım Isabella Weber'den danışmanlık alıyor ama sonunda. Ama yeni yani. Süper. Ömer, sendeyiz. Bu İlhan hocamızın dediklerine ortodoks bir iktisatçı ne diyebilir ya da senin gördüğün kadarıyla ortodoks, heterodoks yaklaşımlar arasındaki temel fark nedir? Yani aslında şöyle yani ben hani ortodoks şeyi görüşü temsil etmek için sonuçta gelmedim ya yani şeyi perspektifi nasıl söyleyeyim öyle bir şeyim yok kendime biçtiğim bir misyon yok. Sadece şunu söyleyebilirim yani tartışma şu an biraz çok teknik kalıyor. Belki şeye indirgesek Çok iyi izleyiciye olur. daha iyi olur. Politika önerilerine indirgesek yani sonuçta olayın felsefesi ve işte para arzı ile alakalı varsayımlarımız değişiyor. Ya da işte ana akımdan ayrışıyoruz burada. Ama bu günümüzde hayatımızı nasıl etkiliyor? Yani son kullanıcı ya da bizim ekonomi politika yapımımızı nasıl etkiliyor? Bence ona yoğunlaşmak belki biraz daha mantıklı olur diyebilirim. Biraz hani ortodoks varsayımlar çok serttir. Yani kendi en azından baktığım yerden böyle görüyorum. Çok değişime açık olmayan nesneler bunlar. Özellikle neoklasik ve hatta neoliberal merkez bankacılık döneminde. Burada o varsayımların hem
Post-Keynesyen hem işte modern monetary theory kısmında biraz zorlandığını ve değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Hani burada genel eleştiri o yine varsayımları destekleyecek bir iki denklemi tekrar tekrar gündeme getirmek olur. Yani burada işte Taylor denklemi var. Sürekli onu muhtemelen getiriyor olacaklardır. Merkez Bankası ya da faiz belirlenmesi kısmı konuşurken. Ama hocamın söylediği doğru ya. Orada egzojenite ve endojenite, yani parayı faizi içsel mi belirliyoruz yoksa dışsal mı belirliyoruz tartışması bence çok kilit bir tartışma. Ve orada olayın meşruiyetini de biraz bu belirliyor. Yani dışsal olmasının getirdiği ya da içsel olmasının getirdiği bence meşruiyet kavramı da var. Biraz olay buradan da tetikleniyor. Ama ya belki biraz daha konuyu şeye çeksek daha rahat olabilir. Nasıl politikalar öneriyoruz? Heterodoks tarafta onu belki konuşuyor olmak daha mantıklıdır. Süper. Onu konuşalım. Zaten hani teorik olarak son 10-20 dakika içine giriyoruz programda. O yüzden hatta Türkiye üzerinden tartışalım bunları. Çünkü Türkiye hani bir laboratuvar olarak kullanıldı. Öyle ya da böyle. Yani faiz arttırılma denendi, indirilme denendi, kur çok farklı yerlerde oldu. Hani bağımsız değişkenler, bağımlı değişkenler her türlü deney için havada uçuşuyor Türkiye'de. Biraz o yüzden Türkiye tecrübesinden Erdoganomics'ten bahsedelim. Yani özellikle yurt dışında çok seviyorlar böyle yazmayı Türkiye'nin ekonomi politikasını Erdoganomics diye. Çünkü zaten ilk başta tartışırken Merkez Bankası'nın bağımsız karar alabileceği yönde bir varsayım yapmamızı rica ettim. Hani önce bir şeylerin nasıl yürüdüğünü anlamak için. Türkiye'de tabii ki durum böyle değil. Türkiye bir şeyler denedi. Bir şeyler deniyor son 5 yıldır. İlginç bir şeyler deniyor. İşte buna ontolojik ve de heterodoksik diyen şeylerimiz vardı. Nurettin Nebati vardı. Onun dışında şimdi de şey diyoruz. Ortodoks politikaya geri döndü, rasyonel politikaya geri döndü Türkiye diye. Bu sefer de herkes öyle yazıyor, çok seviniyor. Evet, yani Türkiye'de neler oldu? Türkiye'de neler oldu? Biraz bunu konuşalım. İlhan Hocam. Ya şimdi arada söylemiştim yani bunun bir heterodoks ile alakası yoktu. Sadece kendi yaptıklarını kılıf uydurmaya çalıştılar. Ne yapmaya çalıştılar? Kendi yakın oldukları sermaye ve seçmen grubunun lehine olacak politikalar tanzim ettiler. O yüzden şuna itiraz ediyorduk biz. Yani iktisat bilmiyorlar bunlar değil. İktisat çatışmaların olduğu bir alan. Yani sınıf ekonomik ve değerler çatışması. Dolayısıyla eğer güç karar mekanizmaları merkezileşmişse, bir otoriterleşme söz konusuysa, o karar alıcılar elbette kendileri ve kendilerine yakın olanların çıkarlarını önceleyecekler. Yani orada kamusal iyi öncelemeyecekler. Burada kamusal iyi neydi mesela? Enflasyonun yükselmemesi. Bunu öncelemediler. Şimdi bir tarafta ihracat yapan bir kesim var AKP'ye yakın ve Tarifa Partisi sürecinden beri gelen bir ihracat yapan KOBİ'lerle Anadolu sermayesi dediğimiz bir yakınlıkları var, organik bağ var. Onlar da ucuz emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalar. Dolayısıyla da kurun yükselmesi onların lehine. Ama öte tarafta ithalat yapan bir sermaye grubu var. Yani laik beyaz Türk dediğimiz TÜSİAD çevresi. İthalatın büyük kısmını onlar yapıyor. Kur yükselince ithalat yapılamaz oluyor. Bankacılık sektöründe de bunlar hakim. Yani Türkiye'nin önemli bir sorunu tekelleşme ve holdinglerin birçok sektörde faaliyet yürütüyor olması. Yani hem bankacılık sektöründesiniz hem medyadasınız. Şimdi medyada olunca hükümete yakın olduğunuz için bir güç elde ediyorsunuz. Hükümetle ilişkileri öngörüyorsunuz ve reklam piyasasında ediyorsunuz. Bankacılık sektörüne hakim olacak, kendinize lehine olacak ve rakibinizin de faydalanamayacağı finansman kararları vesaire. Bir sürü avantajınız var. Şimdi enflasyonun bu kadar yükselmesinin sebebi bu kadar yüksek tekelleşme düzeyi. Çünkü ne kadar tekelleşme varsa piyasada, fiyatlama gücü yüksek o kadar olan firma birim maliyetlerinin çok üzerinde fiyatlama koyarak, kâr marjı koyarak fiyatlama yapacaktır.
Zaten dünyada da IMF bile kabul etti. Pandemi sonrası enflasyonun sebebi yüksek karlar. En önemlisi bir tanesi arsızlık. Şimdi dolayısıyla bir de günde 5 işçi ölüyor Türkiye'de. Yani ben bir solcu, iktisatçı olarak günde 5 işçinin iş cinayetlerinde öldüğü bir hükümet rejimine heterodoks demem mümkün mü? Bunun ben heterodoksum dediği anda benim bu hükümete sarılmam, desteklemem mümkün mü? Hayır. Yani AKP otoriter bir neoliberal parti. Ama benim dediğim öbür tarafta AKP'nin karşısına çıkan muhalefetse teknokrat bir neoliberalizm öneriyordu. Ben de şunu söylüyordum. Siz seçim yani çok derin bir ekonomik krizi yaşıyorsunuz. Seçime gidiyoruz. Faizi ve işsizliği arttırmalıyız diyorsunuz. Böyle seçim kazanamazsınız. Benim anlatmak istediğim buydu. Yani burada AKP'ye daha etkili olacak başka bir muhalefet geliştirebilir. Ve daha kritik şu. Kredi mevduattan veriliyor sanınca KGF'yi anlamıyorsunuz. O yüzden diyorsunuz ki bankalar batacak diyorsunuz. Ama AKP bunu çözdüğü için kredi garanti fonundan yandaşlarına basıyor parayı Ziraat Bankası, Halk Bankası. Kamu harcaması vergiyle finanse ediliyor sandığınız için kamu harcamasını yaptığı zaman devletin batacağını sanıyorsunuz. Arjantin olacağız. 6 aya çıkamayacağız. Yılbaşını çıkaramayacağız diye felaket gibi. Merkez Bankası batmaz. Kendi batır, parasını basan bir ente. Sonra vatandaş diyor ki aa diyor Erdoğan bu işi biliyor. Bak batacak dediler. Batmadı. Yani sen aslında yanılan tahminlerine Erdoğan'ın ekonomi dahası yaptınız. Şimdi o Evet, içselliği önemli. Bunu anladığınız anda AKP'nin bunu nerede nasıl kullandığı, nerede batmayacağı, nerede tıkanacağı bunu kavramak açısından önemli ve nasıl politikalar? Ben mesela şunu başından beri söylüyorum. Türkiye'nin en önemli sorunu cari açık. Neden? Çünkü ucuz ihracat yapıyorsunuz, pahalı ithalat yapıyorsunuz bir. Yani teknoloji düzeyi düşük ihracatınız var. Teknoloji düzeyi yüksek ithalatınız var. Makine, teçhizat, ilaç vesaire. Peki. Ama sizin ihracatınızın, sattığınız malların talep esnekliği yüksek. Yani fiyatı bir birim düşürseniz çok fazla satış miktarı elde edemiyorsun. Ama ithalatınızın talep esnekliği düşük. Fiyat ne kadar artarsa artsın siz enerjiyi, makineyi ithal ediyorsunuz. O zaman kur arttığı halde bile cari açık artıyor. Peki bunu nasıl yapıp değiştirebiliriz? Kamu yatırımlarıyla Türkiye'nin ihracat kompozisyonunu değiştiremez miyiz? Örneğin Anadolu'da bir sürü bitki çeşidi var. Avrupa'da olmadığı kadar. Anadolu'ya özgü. Bunlardan ilaç geliştiremez miyiz? Anadolu'nun müthiş bir potansiyel şarap potansiyeli var. Ya da başka şeyler. Bir sürü mutfağı var gibi. Bunları özel sektör tek başına kendisi girişemiyor. Yani Kamunun kamu yatırımı. yatırımıyla ithalatı arttırarak bu cari açık dengesini tutturmak önerisi mi? Heterodoksların önereceği bir politika olur. Kesinlikle. Yani mesela Almanya'da güneş yok. Yılın 50 günü güneş var. Rüzgar yok. Düz bir ülke. Türkiye'de rüzgar var, güneş var. Siz ama bundan temiz enerjiden faydalanmayıp ithalatınızı %70'inizi enerji olmak üzere harcıyorsunuz. Yani şimdi bunları dönüştürmek kamu eliyle mümkün. Ve bunun önünde finansman sorunu yok. Çünkü devlet harcamak için kendi parasını, kendi para cinsinden harcayacağı zaman vergi toplayarak harcamak gibi zorunluluğu yok. Bunu söylemeye çalışıyoruz ve bunu yaparak Türkiye ekonomisini kalkınmaya dönüştürmek mümkün. Anlıyorum. Yani hocam tekrar geleceğim size. En başta söylediğinizin özellikle ben altını çizmek istiyorum Erdoğanomics hakkında ve AKP'nin son yıllardaki para politikası hakkında. Yani bir takım ekonomistler, bir takım yorumcular bunu böyle sanki çok böyle yetersiz ekonomi anlayışından ortaya çıkan politikalar olarak görüyor. Hani bir çeşit yani karar vericilikte kazmalık sonucunda ülke ne hallere geldi
İşte liyakatsiz Merkez Bankası yöneticileri, liyakatsiz bilmem neler, liyakatsiz şunlar bunlar yüzünden işte ekonomi mahvoldu bilmem ne. Ama aslında sizin söylediğiniz başka bir şey ki yani bence de duyulması gereken bir şey. Bu kötü yönetim derken bahsettiğimiz şey planın kötü yapılması değil, yanlış emellerle yanlış şekillerde yapılması. Yani diyorsunuz ki kendi politik emelleri ve kendi çıkar çevresinin kendi çıkar çevresi adına bir takım kararlar verildi ve bu kararlar aslında verilme amacını da gördü diyorsunuz. Doğru anlıyorum, değil mi? Seçimi de kazandılar. Çünkü onları ana akımcıları dinleselerdi, işsizliği arttıracaklardı, seçimi kazanamayacaklardı. Bu kadar basit. Yani bir taraftan Bilmiyorum ben. işsizliği daha ağızda tutarak ne yaptılar? Faizi düşürdüler. Faizi düşürmesi peki o çıkar çevresinin ya da oy veren insanları nasıl ilgisini çekti? Yani orada nasıl bir artıya dönüştü faizin indirilmesi? AKP'nin inşaat sektörü ilişkisini biliyoruz. Faizleri ölçüde ev fiyatları destekleniyor. Zaten inşaat maliyetleri artıyordu. Yer maliyetleri düşüyordu o dönem. Hala da öyle. İki, şimdi ben çalışıyorum. İşim zaten güvenceli değil. Ben 3 kredi kartını zorla döndürerek geçiniyorum. Birini ödüyorum. Sen bana diyorsun ki muhalefet olarak bana vaadin ne? Faizleri arttıracağım. Ben batarım. İşsizliği arttıracağım. Sana niye veririm ben? Ben de giderim. Yani şunu kavramıyorlar. Dünyanın her zaman 1933'te de Almanya'da da kemer sıkma, austerity programları her zaman popülist, sağcı, faşist iktidarları taşımıştır. İtalya'da da 2010 sonrası Avrupa'da da bakın bu AfD yükseliyor Almanya'da. %34 Thüringen eyaletinde AfD'nin oyu var yani. 10 sene önce %4'tü bu ırkçıların oyu. Şimdi bu Erdoğan da ondan beslendi. Yani ben sizin babanızım, ben sizi koruyacağım. Bakın bunlar faiz lobisi, bunlar müstemleke iktisatçısı. Bunlar bir ayağı batıda. Şimdi geldi kendisi yapıyor. Liyakatlı ortodokslar geldi. Ne oldu? Mayıs'tan beri hem faiz artıyor, hem enflasyon artıyor, hem kur artıyor. Hani liyakatli kadrolar yapacaktı bunu? Evet Ömer, sen ne diyorsun? Türkiye neler yaşadı son yıllarda faiz politikaları anlamında? Ya aslında ben kesinlikle katılıyorum şey konusunda bunun bir politik tercih olduğuna ve yani bunlar politik araçlar. Yani hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Size bahşedilen ekonomi yönetiminde belli araçlar var. Bunları ona göre ayarlıyorsunuz belli parametreleri. Bunun belli sonuçları oluyor. Hangi yoldan devam etmek isterseniz o yoldan devam ediyorsunuz aslında. Yani toplumda kürtajı yasaklarsanız atıyorum nüfusu arttıracaksınız ama bir taraftan muhtemelen suç oranlarını da arttıracaksınız. Ne yapmak istediğinizle alakalı bir şey bu. Türkiye'de biraz bunu gördük. Ben de tamamen katılıyorum. Bu bir politika tercihiydi. Ama tabii liyakatsizlik kısmı normalde bile bile göre göre bunu yapmazdı muhtemelen. Gerçekten bu işi nasıl söyleyeyim daha yürekten anlamış ve ülkeye ne kadar zarar verebileceğini gören insanlar bence bunu yapmazlardı. Liyakatsizlik ayrım burada başlıyor. Çünkü böyle politikaların son 2 senedir yaşadığımız şeyin çok ciddi uzun vadeli sonuçları olacak bence. Yani hem ekonomik hem sosyal ve biraz da ahlaki çöküntü bence. O yüzden hani bunu ben biraz şeyi burada tutuyorum. Buradaki iyi yönetici konseptini. Ama evet, yani hükümetin belli bir ajandası vardı. Özellikle faizleri düşürerek o kredi balonunu yaratarak ve bu krediyi de selektif dağıtarak. Yani sadece belli insanlar kredi aldılar. Fakirlere ya da işte yine toplumun yoksul kesimine inmeyen bir kredi gördük orada. Çünkü sadece şirketiniz varsa, Ziraat Bankası ile ilişkiniz varsa kredi alabiliyordunuz. Kredi kartını şundan vurguluyorum. Kredi kartı limitiniz kadar kredi alabiliyordunuz. Yani çok ucuza geçen hafta işte finans dersinde konuşuldu bu. 3 kredi kartından 600 bin lira kredi çekip 1,38 ile bunu hala ödeyen insanlar var burada. Sadece kredi faizleri, kredi kartı limitleri 600 bin lira olduğu için 600 bin lira kullandılar. Benim 10 bin lira, ben 10 bin lira kadar kullanabildim. Hani bu inanılmaz bir eşitsizlik ve adaletsizlik yarattı. Ama bu politika tercihinin tabii sonucuydu. Biraz da tabii İslami bir sosa bulanmıştı. Yani Avrupa'da da bu ilgi çekti.
Ekonomist bile bunu şey diye duyurdu. Nas üzerinden duyurmayı tercih etti. Biraz da tabii heterodoks ekonomik yaklaşıma vurmak için iyi bir de şey oldu. Argüman seti oldu. Onu da söylemek lazım yani. Örneğin Refet Hoca Ocak'ta bir makale yazdı, Refet Gülkaynak. Tamamen bu politikaların ne kadar heterodoks politikaların ne kadar hatalı olduğunu bizim deneyimimiz üzerine anlattı. Ama tabii bu politikalar onun devamı değildi bence. Tamamen başka bir açıklaması vardı. Bu da siyasi bir açıklamaydı. Yani bütün politik ekonomik modellerde iktisatta kullandığımız ofisteki insanın yani siyasetçinin bir tane amacı var. Ofiste kalmaya devam etmek. Ya bunu oy alarak yapıyorsunuz ya da kendi çevrenizdeki ekip zenginleştirerek yapabiliyorsunuz. Onların sadakatini satın alarak. Yani Türkiye'de biraz bunu gördük ve biraz da başarılı oldu açıkçası. Yani çok kişi de çok zengin oldu hiçbir şey yapmadan. Bu da bence bir ahlaki çöküntü yaratıyor şu anda. Yani şu an kimse iş yapmak istemiyor çünkü inanılmaz paralar kazanıldı. Borsada inanılmaz paralar kazanıldı. Hepsi krediyle. Ve bu bence küçük bir ahlaki çöküntü yarattı. Yani şu anki ekonomi yönetiminden bence biraz da mucize yaratılması beklendi. Ben belki ocağımla orada ayrılacağım. Yani şu an hani uygulanan politikaların hayata geçip pozitif metrikler vermesi uzun sürecektir. Yani hala Nisan-Mayıs'ta enflasyonun pik yapacağını düşünüyoruz seçimden sonra. Ama çok ciddi bir tarihte görünmemiş bir negatif reel enflasyonun sonucunda bunun temizlenmesi, en azından normalleştirilmesi uzun sürecektir ve muhtemelen çok da acılı olacak. Yani bu acı kısmı burada devreye giriyor Acı ki reçetenin acısı orada diyorsun ve daha da çıkacak diyorsun. yani bu bir politik kehanet, öldük bitti kehaneti değil ama hani enflasyonu engellemenin bir yani Fisher ve şey yani Curve'e göre şeydir sonuçta sizin bir şekilde işsizlik yaratmanız gerekiyor ki mal ve hizmet talebini azaltın. Benim baktığım yerden böyle gözüküyor. Tabii AK Parti bunun çok fazla mekanizmasını kurdu. Çok fazla politik ve siyaset dışı, post siyaset, post ekonomi diyeyim, metot kullandı. Ama yine de bu biraz bir acı reçetesi olacaktır. Ama bunu hani kehanet, öldük bittik anlamında söylemiyorum. Bu da bir politik tercihti. Sadece o reçeteyi sonra yansıtmak üzerine. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi eskiden olsa siz kolay borçlanamıyordunuz. Finansal market bu kadar esnek değildi. Şu an borç çevirmek çok kolay. Sadece ödediğiniz faiz miktarı değişiyor. CDS'lerle oynayarak yani CDS'lerinizi küçük değiştirerek sadece ne kadar faiz ödediğiniz üzerine bir denklem var. Mesela bunu Robert Bay çok iyi açıklar. Yani eskiden işte bu 97 Asya krizi mesela çok daha böyle sert finansal piyasalar var. Bir anda para vermeyi kesiyor size insanlar. Şu an öyle değil. Yani şu an para da bulabiliyorsunuz, çevirebiliyorsunuz da finansal piyasalar çok esnek. Herkesin cebine finansal araçlar girmiş durumda. O yüzden hani ekonomiyi çevirmek, günü kurtarmak çok çok daha kolaylaştı. Ama tabii ben daha çok ahlaki çöküntü Evet, kısmındayım. ben bu geçtiğimiz yıllarda öyle. Şimdi yeni bir ekonomi yönetimi geldi deniyor diyelim. Yeni bir anlayış geldi deniyor diyelim. Bu peki doğru adımlar mı? Yani hani evet, hani bu bir acı yaratacak diyorsun. Bunun için işte talebin düşmesi lazım. Talebin düşmesi için işsizliğin olması lazım. Borç almanın zorlaşması lazım. Bu yüzden faiz artık artırılmaya başlanıyor. Ha, böyle bir şu an böyle bir mantık silsilesine bakıyoruz. Bu peki doğru adım mı? Ne dersiniz İlhan Hocam? Bana mı, Ömer'e mi soruyorsun? Size soruyorum İlhan Hocam. Eğer Ömer, bu arada yanlış Evet. söylüyorsam, yanlış anladıysam, yanlış aktardıysam söyle lütfen. Şimdi şöyle, Evet. liyakat meselesi, hani liyakatlı kadrolar geldi deniyor ya işte. Ve birçok ana akımcı meslektaş da alkışlara tebrik etti. İşte yeni Merkez Bankası Başkanı ve yeni Maliye Bakanı ve onların yardımcılarını. Sesiniz kesik geliyor hocam. Sesiniz kesik geliyor. Vurgusu vardı. Elbette bir göreve gelmiyor mu şu an hala? Şu an geliyor mu? Şimdi geliyor. En baştan almamızı rica edeceğim. Derken yine bir sıkıntı var galiba ses konusunda. Önemli. Hocam Fakat şunu hatırlatmak lazım. Mesela bağlantı ile şunları. ilgili bir sorunumuz var galiba. Umarım düzeliyordur şu an.
Düzeldir. İsterseniz bir 2 dakika verelim. O sırada ben Ömer'e yönlendireyim aynı soruyu. Yani şu an atılması gereken adımlar mı bunlar? Yani bu acı reçete dediğimiz işte bu işsizliğin yaratılması, borç almanın zorlandırılması, işte insanların kredi kartı borcu ödemekte zorlanması. Hani bu şu an gidilmesi gereken yön bu mu? Bu politika tercihi. Yine aynı şey söylüyorum yani. İyi kötü normatif bir yerden yaklaşmıyorum buna. Şu an siz enflasyonu indirmek istiyorsunuz. Çünkü enflasyonu yaratan şey günümüzde enflasyon beklentisi. Enflasyon bir spiral yaratıyor ve onu indirmeniz gerekiyor gibi anlıyorum yani. Hani bir politika yapıcı şu an bunu istemeye karar verdi. Mayıs'ta başka bir şey istiyordu. Muhtemelen yerel seçimden biraz önce yine başka bir şey isteyecek. Şu an enflasyonun azaltılması isteniyor. Enflasyon azaltılması için bu adımın atılması gerekiyor. Yani bu iyi kötü normatif bir şey söylemiyorum. Hani bu politikayı hedefliyorsun. Öyle gözüküyor. O zaman bunu yapman gerekiyor gibi algılıyorum. Ya da işte çok ciddi bir bütün ekonomiyi durduracak bir sudden stop. Yani çok hızlı bir duruş da yaptırmak istemediler. Çünkü bir ara öyle bir şey konuşuluyordu. Bir anda %40'a çıkarmak sudden stop vardı. Muhalefetin özellikle ekonomi programı içerisinde. Hakan Kara'nın falan böyle ifadeleri vardı. İşte sudden stop gerekir, faizleri bir anda 45'e çıkartmamız gerekir gibi şeyler de söylenmişti. O yapılmak istenmedi. Çok ciddi bir işsizlik ve ekonomi durmasına sebep vermek için biraz daha hani o süreci stabilize edecek bir politika tercih edildi diyebilirim. İyi kötü şeye kalmış, baktığınız yere bağlı. Anladım. Evet İlhan hocam, tekrar deneyelim bağlantımızı. Bu geliyor mu? Geliyor. Şey diyorum yani liyakat önemli elbette, bir işi yapacak olan insanların o işin ehlinin olması, ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bugünlerde, bu yıllarda övdükleri eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve ondan önceki Nereden geçti? adını unuttum. Onların göreve geldiğinde eşleri başörtülü diye karşı çıkmışlardı. Ben hatırlıyorum 2007-2008 laikçiliğin çok zirvede olduğu dönem. İşte Hürriyet gazetesi Durmuş Yılmaz'ın evinin kapısının resmini çekip ayakkabıları dışarıda, işte bunlar başörtülü bilmem ne. Ama sonra çok güzel, çok başarılı merkez bankacılığı yaptı. Veya sizin iktidar olduğunuz dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane Ermeni vali, kaç tane Alevi Merkez Bankası Başkanı yardımcısı oldu? Siz ne kadar liyakatlıydınız? Bu soruyu da sormak lazım. Hangi azınlıklar hak ettiği yere görevlere gelmesi engellendi? Bunun bilançosunu biliyoruz efendim. Eşcinselinden Çingenesine. Kaç Çingene var memur Türkiye'de? Liyakat konuşacaksak. Şimdi ikincisi, sizin sorunuz yani enflasyonu faizle ve işsizlikle indirme sorunu. Şimdi şöyle bakalım. Dünyada Ocak ayından beri birçok ülkede işsizlik, enflasyon düştü. Amerika, Letonya, Litvanya, İspanya, Brezilya Temmuz ayına kadar düştü. Bazıları düşmedi. Düşen ülkelerin bir ortak özelliği var. İşsizlik de düşmüş. Ama siz ne diyordunuz en başında? Mesela Larry Summers, eski Hazine Bakanı değil mi Amerika'nın? %8'e çıkarmamız lazım diyor yani işsizliği Amerika'da. İşsizlik hiç artmadı Amerika'da. %3,7'den %3,2'ye düştü hatta. Arada oynadı böyle. 3,7 ile 3,2 arasında oynadı. İspanya'da bakın, bu enflasyon hedeflemesi şeye dayanıyor. Doğal işsizlik oranı mefhumuna dayanıyor. Yani bir ekonominin verebileceği maksimum istihdam oranı vardır. Verili emek istihdamının yetenek kompozisyonu ve sermaye stoğuyla belirlenir kesiştiği yerde. Okey. Ve 2014 yılında Avrupa Komisyonu İspanya için doğal işsizlik oranı, yani enflasyonu arttırmayan işsizlik oranını, yani böyle bir işsizlik oranı ki onun altına düştüğü zaman enflasyon artıyor. O yüzden işsizlik hep onun üzerinde olmalı. %26 hesaplamıştı İspanya için. %26. Bu ne demek? Toplumun dörtte biri çöp demek.
Korkunç bir rakam. Şimdi İspanya'da işsizlik pandemide en hızlı düşen ve enflasyonda en hızlı düşen ülke oldu Avrupa'da. %11'e düştü işsizlik. Enflasyon %3'e düştü. Nasıl oluyor? Siz işsizliği arttırmak gerektiğini öneriyordunuz. Talebi baskılamak gerek. Şimdi burada yaptıkları hata ne? Arza talebe bakıyorlar. Talep arzın üstünde. He, o zaman arzı talebi baskılamamız lazım. Ama sorun şu. Talep arzın üstünde evet ama talep arttığı için değil. Arz kısıldığı için öyle. Burada sorun arzın kısılmış olması. Kısıtlanmayan yani tedarik sorunları olmayan işte çipler sorunu hatırlarsanız nakliyatta sorunlar oldu. Hatta orada da nakliyatta neden sorun oldu? Uluslararası ticareti domine eden büyük nakliyat firmaları konteynerlerini sotelediler. Yani tekelci konularını kötüye kullanan bir strateji uyguladılar. Peki Bunun İlhan Hocam, biraz mahsulleri da düşünün zaman şimdi. kısıtlamasından dolayı ben son şeyi sorayım o zaman. Peki şu an ekonomi yönetiminin başına bir heterodoks iktisatçıyı koysak, faiz oranları ne yönde değişiklik gösterirdi? Ben kendi adıma hani faiz oranları çok faizi oynamamak gerektiğini düşünüyorum. Para politikası yerine maliye politikası enstrümanlarıyla ekonomi istikrara ve hem istihdam yaratacak hem de enflasyon düşürecek bir program mümkün de bu maliye politikası mümkün. Faizin ekonomide çok büyük bir rolü yok. Faizi indirmenin, oynatmanın, kaldırmanın. Mümkün mertebe o stabil kalsın ve aset bubble'larının varlık fiyatlarının gelişmesini engellemek için regülasyonlar düzenlenebilir. Ve vergi oranlarını düşürerek özellikle hane halkları üzerindeki tüketici orta alt sınıfın yüküne binen KDV, ÖTV gibi vergi oranlarını düşürerek Türkiye'nin %60'ı gelirin KDV, ÖTV'den besleniyor. Ve büyük firmalar özellikle vergi vermiyor. Her sene vergi afı çıkıyor. Yani o büyük holdinglere vergi borcu silinince bütçe açığı olur, enflasyon olur demiyoruz. Ama biraz yoksulun lehine ufak bir doğalgaz borcu silinmesi ya da bir kamu harcaması olduğunda vay bütçe açığı artacak. Şimdi bütçe açığı faizi arttırıyor. Şimdi faizi artsın diyen de sizsiniz. Yani hem bütçe açığına faizi arttırıyor diye karşı çıkıyorsunuz hem de Merkez Bankası faizi arttır diyorsunuz. Şimdi son haftalarda da hem hazinenin yaptığı artan faizli ödemelerinden şikayet ediyorsunuz. Ama faiz artsın diyen de sizdiniz 6 yıldır. Faiz artışı da kuru düşürmedi, arttırdı. Faiz 18'di Mayıs ayında, şimdi 28. Yani bunları sorgulamadan Türkiye'nin kalkınmasını ve ilerlemesini eşitsizliğini azaltacak, işsizliği azaltacak politikaları tanzim etmesinin önü açık değil. Kısaca onu Ya, söyleyeyim. anlıyorum. Yani siz de diyorsunuz ki biz faiz enflasyon ilişkisini konuşuyoruz ama aslında bu çift değişkenli denklem değil. Başka araçlar var hükümetin elinde, politika yapıcıların elinde ve bu araçları kullanarak aslında faizi çok da değiştirmeden enflasyonu baskılamak mümkün ve bunun da aslında faturasını emekçi sınıfa kesmemek. İyi. Birincisi Buyurun. arz kısıtlarıydı. İkincisi geliyor mu sesim? Enflasyonun Yok en büyük bir... sebebi. Sesim geliyor değil mi? Evet, buyurun. Şimdi geliyor, buyurun. Enflasyonun en büyük sebebi bir arz kısıtlarıydı. İki yüksek karlardı. Şimdi bunun maliyetini niye işçilere yüklüyoruz? Niye siz işsiz kalın diyorsunuz? İkincisi Türkiye'nin önemli sorunu yoksulluk. Türkiye yoksul olduğu için enflasyon yüksek. Dünyada bakın enflasyon en yüksek ülkeler hangileri? Yoksul ülkeler. Demek ki bu yoksulluk ve enflasyon arasında bir ilişki var. Yani bu sorunu hala niye yoksuluz? Çünkü yüksek teknoloji üretim yapamıyoruz. O zaman bunu nasıl yapacağız? Burada da kamunun devreye girmesi lazım. Yani orada kilit çözecek husus kamu yatırımları, kamu istihdamı bunu anlatmaya çalışıyoruz. Teşekkürler İlhan Hocam. Evet, aslında bize size şey müjdesini vermişti. Almanya heterodoks iktisatçıları dinlemeye başladı. Tabii ki her zaman herhangi bir konuda birden fazla perspektif iyi bir şey. O yüzden dünyada yaygınlaşmasını isteriz. Özellikle eğer bu ortodoks politikaların acı reçetesinin acısı emekçi kesime yansıyorsa, tatlısı sermaye kesimine yansıyorsa belki farklı perspektiflerin dinlemenin zamanı gelmiştir. İnci'nin şeyde yorumlarda bir sorusu vardı. KKM kur korumalı mevduattan da bahseden.
O özelde olmasa da değindik diye düşünüyorum o soruya ama o soruyu açmak isterse İnci'ye söz verebilirim. Onun dışında tartışmaya katılmak isteyen herhangi biri de bu aşamada dahil olursa çok sevinirim. Ondan sonra toparlayalım. Alp'in el kaldırdığını görüyorum. İnci'ye cevap vermişiz. Çok sevindim. Alp sendeyiz. İlhan Hocam merhaba. Öncelikle teşekkürler. Ömer sana da çok teşekkürler Alp. Çok güzel bir tartışma oldu. Ben şunu sormak istiyorum size. Mesela işte bir saattir nasıl faiz politikasının belli kesimlerin çıkarına yapıldığını konuştuk. Bundan bahsettik. Peki mali politikaya geçince yani hiç okeyiniz Keynes'in debate'e girmiyorum ya da inelastik para talebine girmeden mali politikanın da belli kesimlerin çıkarına yapılmayacağını bize söyleyen ne var Türkiye'de? Evet İlhan Hocam size geldi sanırım soru. Elbette yani o yüzden nötr değiliz diyoruz. Yani bir politik bir alan ekonomi de nötr değil. Tercihler var. Toplumda farklı çıkarlardan oluşuyor, farklı sınıflardan oluşuyor. Biz de bu politik tasarımın tercihinin önceliğinin dezavantajlar olması gerektiğini söylüyoruz. Yani sadece işçiler değil, diğer azınlık gruplar. Yani mesela tamam kamu harcaması artsın, işsizlik azaltılsın, yatırımlar artsın, güzel. Ama o toplumda demokratik değilse ve devlet de demokratik değilse, hem bu kamu yatırımlarını 90'larda öyleydi, yine eşitsizliği arttıracak kendi rant çevresini arttırdığı şekilde tasarlayabilir. Mesela kamu iktisadi teşebbüsü maddeyi maliyetinin altında holdinglere satıyordu ve kendisi zarar yazıyordu. O zararı bütçe açığı yaratıyordu. Sonra bütçe açığını kapatmak için hiç gerekmediği halde vergi zamları geliyordu. KDV, ÖTV. Holdinglerde bir kar yapıyordu. Kamu yatırımı, kamu yatırımı. Evet ama yine zenginlik. Ya da işçi alacaksınız, memuriyet alacaksınız. Tamam. Sırf belli bir toplumsal grubu alırsanız yine eşitsizlik yaratıyorsunuz. Yani toplumsal gruplarına pozitif ayrımcılık yapmadığınız sürece yine istediğiniz sonuçlara erişemeyeceksiniz. Yani o yüzden öncelik demokratik devlette, o da nedir? Karar süresinin yerelleştiği bir demokratik sistemde uzlaşmamız lazım. Teşekkür ederim İlhan Hocam yanıtınız için. Ayıp teşekkür ederim sorun için. Başka sorusu olan Ömer'e ya da İlhan Hoca'ya ya da tartışmayı açmamızı istenen bir kavram, bir konu var mı diye bir kere daha soruyorum. Ben bir Buyurun. soru sorabilir miyim? Kameram açıldı mı? Açılmıyor. Neyse. Merhaba hocam. Almanya'daki heterodoks yaklaşımın Almanya'nın sanayi geçmişiyle bir bağ olabilir mi? Yani sonuçta Türkiye Almanya kadar ağır sanayi üretebilen ya da yazılım alanında güçlü hani sonuçta Almanya Avrupa'nın en güçlü ekonomisi neredeyse. Hani bu açıdan bir para ya heterodoks ekonomi politikalarına yaklaşımında bu endüstriyel geçmişinin payı nedir? Teşekkür ederim soru için. Şimdi Almanya'nın hali hazırda şu an heterodoks politika uyguladığını söyleyemeyiz. Almanya Amerika'dan daha ortodoks. Yani kraldan çok kralcı. Hatta Alman üniversitelerinde heterodoks ekol iki tane var. Amerika'da çok daha fazla heterodoks okul bulabilirsiniz. Ama bir arkadaşın chatten yazdığı üzere Isabella Weber arkadaş bu enflasyonun yükselmesi sonrasında The Guardian'da yazdığı fiyatları kontrol edebiliriz önerisi üzerine bir popülerlik yakaladı ve Almanya özellikle Ukrayna Savaşı sonrası petrol fiyatlarını bir tavan fiyat uygulamasına geçti. O yüzden bir Isabella'dan danışmanlık almaya başladı ama Almanya heterodoksiye geçti değil. Fakat şu var, sizin söylediğinizin tarihsel bir arka planı var. Literatürde Methodenstreit, metot tartışması olarak geçiyor. Alman tarihselci okulun ortaya çıkışı, hatta daha sonra sosyolojiyi de ortaya çıkartan bir tartışma var orada. O da nedir? İngiltere bu
klasikler ortaya çıkınca işte fizik her yerde geçerli, fizik gibi bir bilimdir, ekonomi, farma her yerde geçerlidir işte. Karşılaştırmalı üstünlükler vardır işte David Ricardo'dan gelen. Almanya geç sanayileşen, sonradan gelen bir ülke olarak hayır biz de sanayileşeceğiz diyebilmek için ekonominin, biliminin her yerde geçerli kuralları yoktur. Toplumdan topluma değişir diyerek bir araştırma programı geliştirdi Alman Tarihselci Okulu ve İnfa Endüstriler. İşte devletin korumacılığında gümrük duvarları ve duvarlar sonrasında sosyoloji ve daha sonra heteroseksüel zemin sağladı denebilir. Yani Almanya'nın sonradan sanayileşen ve İngiltere ile rekabeti çerçevesi. Tabii bu sonra İkinci Dünya Savaşı'nı da yarattı. Bismarck ortaya çıktı. Oradan Hitler'e kadar geldi bu azim. Almanların İngiltere'yi yakalama azmi. Ama böyle çatışma sürecinde ne geçti bu süreç? Evet, başka eklemek istediği bir şey olan yoksa yuvarlak masanın ikinci nüshasında noktalıyoruz. Değerli Ömer Özgen, İlhan Döş, bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Onun dışında yorumlarıyla, ilgisiyle, dikkatiyle bize destek veren bütün katılımcılarımız da ayrıca teşekkür ediyorum. Haftaya yine Çarşamba günü saat 6'da görüşmek üzere diyoruz herkese. YouTube'dan izleyenlere de aynı şekilde. Linkleri paylaşacağız sizlerle. Çok teşekkürler İlhan Hocam, Ömer. Teşekkürler, çok sağ ol. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler.